Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Teşekkürler. Kalem etek sever misin? Severim de az önce kızdan birazcık morallerim bozuldu. Morallerin? Hepsi öldü. Biri değil, hepsi bozuldu morallerinin. Evet. Kaç tane morali varsa bozuldu. Peki, zaten onun için sordum. Yani bakınca hakikaten yani insan bir... Şans işte, bir de hemen sonra çıkınca etkisi sürüyor falan. Neyse, artık onu görmediniz. Sıfırdan başlayalım. Sen de güzelsin, olur mu böyle bir şey? Siyahları saydırdın. Siyahla kombin yaptın. Evet. Hı. Üzerindekini sen mi yaptın? Hayır. Bunu? Bu böyleydi. Ha, hayır, bu ayrı. Ben ayrı. Bunun içine girdim. Ha, bunu sen yaptın. Hı hı. Evet. Peki nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Nazlı'nın doğum günüymüş, Nazlı Hamarat'ın. Sen R'leri söyleyebiliyorsun değil mi? Söylüyorum. Rrr, ayran. 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 Hı. Söyleyemiyor gibiyim değil mi? Ama yutuyorum böyle. Nereye gidiyorum? Bilmiyorum, konuşma. Bozma alışkanlığı. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Ha. Nazlı Hamarat'ın doğum günüymüş işte, biz de ondan gidiyoruz işte, loca falan tuttuk, bekliyoruz hanımefendi kürklerini giyip de gelecek diye 10 saattir. Ha, locasız olmaz tabii. Duymuyor musun? Duymadın mı? Duymadım. Ne giyecekmişim 10 saat? Nazlı Hamarat'ın nesine doğum günü, biz de tuttuk locayı, bekliyoruz sen geleceksin kürklerini giyip diye. He, anladım. Öyle. Niye bekletiyorsun locada? Az solistim ben diyecek şimdi. Huyumdur aslında bekletmek ama seni böyle ekstra bir bekletmek istedim nedense. Bir iki saat bekle de bir aklın başına gelsin. Açlıktan öl. Hayallerde. Belki sayende biraz kilo verirsin. Tabii senin için bir insanı asla beklemek zorunda kalmayacağım gerçekten. Hayrım dokunur. Ayrıca benim doğum günüm için çok sadesin. Benim doğum günümde genelde insanlar çok şıkır şıkır gelirler. Zaten çok abartı olacaksın, komik duruma düşmeyelim dışarıdaki insanlara. Ama benim kız arkadaşlarım hep şıkır şıkır gelirler. Sen gelinin üstüne başına da mı karışıyorsun? Yani benim ruh halime göre giyindikleri için böyle şıkır şıkır geliyorlar. Allah Allah. Evet. Böyle gitsen kovulacağım. Ben de dışarıdan böyle çok artık bu ne ya diye bakmasınlar diye normal giyineyim dedim. Sadesin. Teşekkür ederim. Ne diyeyim yani. Öğlen yemeği yapsaydım doğum günümü, hani öğlen yemeğinde o zaman okeysin ama öğlen akşam... yemeğine böyle gideceğim. Akşam öğlen yemeği için... anca onu kurtarıyor. Burası Türkiye. Bakma. Akşam için olmaz. Peki sana... Ama onun dışında normal bir yere giderken şıksın, güzelsin. Bugün beğendim seni. Teşekkür ederim. İlginç. Emel, bir sesini duyalım. Tamam. Ben Nihal'e kalem eteği yakıştırıyorum. Kombinini beğendim. Bileziği zaten söylemiştim, hani takmayı bilirsin diye. Takmasaydım... Boş kalmasın dedim kolum. Evet, demiştin de. Bir de ayak... Yok, güzel. Güzel. Beğendim, yakıştırıyorum. Siyahın nimetlerinden faydalanayım dedim ben de. Dikkat çekmesin dedim, uyduramadım da. Özden? Çok renkli gördüm seni, bize o kadar salladın. Yani sana bakıldığında bayağı renkliyim yani. Bir şey soracağım, bence ben daha renkliyim senden. Hayır, soralım istersen buradaki insanlar, hangimiz daha renkliyiz kızlar. Ayrıca ben bir gün siyah giyiyorsam, sen başladığımızdan beri her gün siyah giyiyorsun. Yarın da siyah giyeceğim ama ben hepsini farklı farklı kombinliyorum. Mini elbiseden başka bir şey görmedim ben ama gören tamam, varsa mini elbisenin geri alabilirim. Farklı farklı kombinliyorum. Farklı ayakkabılar, farklı çantalar, ben farklı üst. Ben o çorap çizmek, mini elbiseyi sende iki kez gördüm ve zaten başlayalı kaç gün oldu ki? Ay, Hatice'ye değil neticeye bakalım canım. Tarzımı aldım mı? Aldım. Olabilir, ben ona laf edemiyorum zaten. O jüriyle alakalı bir şey. Bana sorulduğunda ben hala aynı şeyi savunuyorum. Kolaya kaçıyorsun. Saçların ben güzel olmuş. Gördüm. Yaşına göre biraz büyük giyinmişsin. Elindeki çantanı sevmedim. Nazlı Hamarat'ın doğum gününe gidiyorum kızlar. Yaşıma göre büyük giyinmek daha zorundayım. Daha rüküş giyinebilirdin. O kadarına içim el vermedi. Geçebilirsin. Teşekkürler. Sen Mersinli miydin? Evet, Mersinliyim. Hemşeriymişiz yani bak. Evet. Hatta ben sizin mahallenizi falan da öğrenmiştim. Unuttum şimdi, yazın Pozcu. Öyle sormuştum yani. Pozcu'da oturuyordum ben Mersin'deyken. Ben de Mezitli'deyim. Ha, şimdi annemler Mezitli'de oturuyorlar. Orada. Ayakkabılarını hiç sevmedim biliyor musun? Kimse sevmedi. Kalıbı zaten. Çok yaşlı bir kalıp o. Senin yaşına uygun değil. Dikkat çekmesin, yıldızı alayım diye düşünerek giyinmiş bir ayakkabı ama. Ama dikkat çekiyor. Bir de rugan ya, böyle yaldır yaldır oradan parlıyor. İşte. Ama geri kalan şey, parçalarını beğendim ben. Yani
bir genç kız nasıl giyinir? Böyle giyinir. Saçların çok güzel. Teşekkür ederim. Koyu renk ruj sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Bileğindeki o şeyi sevmedim. O neyse artık. Bu mu? Evet. Bir ayakkabınla bilekliğinle ilgili bir problemim var. Onun dışında iyi görünüyorsun. Bu senin silüetini güzel ortaya çıkarmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi. Hadi yine iyiyim değil mi? Hadi yine yırttın galiba bakalım. İnşallah. Bayanlara bakıyorum. Atarlı Nihal gelmiş. Hiç atarlı değilim aslında. Hiç. Az atarlı. Ben de ayakkabılarını sevmedim. O kadar mı kötü ya? O kadar. Herkesin söyleyebileceği kadar. Ama sana kalem etek yakışmış. Teşekkür ederim. Sonunda evet. Yakışan bir şey buldum galiba. Tabii yani senden umutluyum ben biraz. Teşekkür ederim ya. Bunu dediniz ya siz şimdi. Bak sen. Evet, o kolundakini çıkardın mı? Çıkardım. Aferin, bak söz de dinliyor. Hemen. Bizim sözümüzü dinle. Tabii ki de dinleyeceğim, onun için geldim zaten. Dön bakayım şöyle. Ay 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 ay, bakar mısın? Döneyim mi daha? Çok beğendim bu tarafta. Değil mi? Bak, bak. Güzel. Teşekkür çok ederim. Tatlı olmuşsun ama böyle biraz... bir hünerlerin yok mu bir şeyin? Ya işte dans ettim, 4 verdiniz falan. Yok. Hangi dansı ettin? Nicki Minaj dansı yapmaya çalışmıştım en son. Hüsran mı oldu, güzel. Berbattı ama kusura bakmayacağım. Berbat mıydı? Evet. Biliyorum işte. Ya hiç sana yok yani. Sana Arap dansı yakışır. Yok, beceremiyorum. Benim ellerim de sizinki kadar güzel olmayınca böyle böyle yapsam. Ay ne alakası var yani ellen, güzel elle dans etmenin? Ne şey, popo sallayabiliyorum sadece. Aa, ne? Ha, onu sallıyorsun. Aynen, o da yani artık rezil oldu. Mesela ben senin bir cumartesi gecesi Beyoncé falan olmanı istiyorum. Olurum tabii ki, kalırsam bir dahaki konulara kadar söz veriyorum. Yani iyi olursun diye düşünüyorum. Tabii ki, olacağım. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar Nihal. Teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim. Sen de bir şey yutuyorsun. Hayır aslında, benim konuşmam böyle yuvarlak. Tüm harfleri çıkarabiliyorum ama sanki çıkaramıyormuşum gibi oluyor. Bilmiyorum. Ben konuşma galiba, bozukluğu var galiba. Ben galiba gözlerimi kaybettim. Ne oldu benim bu gözlerime? Göremiyorum. Peki canım, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet güzelim. Bugüne kadar en vücuduna göre en doğru kıyafet seçtin. Teşekkür ederim sonunda. Seni zayıf gösterdi. Uzun, daha boyu uzadı gibi. Çok güzel oturdu. Yani biraz daha zayıf olursa o kadar güzel durmaz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayakkabı sevmedim, çantayı onları hemen atacağım. Sevmedim. Saçlarını yanda sevmedim. Keşke... Atayım mı? At, benim atma. İçin at. Atma. Kemal de sonra atma. Kendine. Ben yaptım yorumumu zaten. Aa, tamam, benim için şu anda yap. Çünkü omuzlarını görmek istiyorum. Senin omuzların çok güzel. Ve böyle daha temiz duruyor. O saçlarını sarkıyor. Zaten senin elbisenin... Pencereler var, renkler var, yaka karışık. Daha sakin olmalısın orada ama bütün olarak tamam. Hakikaten çok beğeniyorum. Teşekkür ederim ya. Kararlar. Ne kadar tatlısınız. Ama iyi geliyorsun, iyi giyiyorsun, iyi yorum alıyorsun. Haklısınız, tamam. Biz tatlı teşekkür değiliz yani. Nihal için kararlar. Biz adaletliyiz. Evet fark Nihal. Ettim. Sana kalem etek yapıştı dedik. Yapıştırma şimdi her ama. Gün kalem etek yapıştırma sakın. Yakıştır aman, ama yapıştırma. Zaten Tarsın. O kalem etekten. Teşekkür ederim. Tars Kemal'den Nurella. Tars canım. Ivana. İçten Tars. Çok İçten teşekkür Tars. Ederim. Çok sağ olun. Yıldızı kaptın. Tebrik ediyorum, seni yerine alıyorum.